Hikayemiz uzun ovaları, geniş düzlükleri, sarp kayalıklara dönülü Çatalkaya'da başlamakta. Hikayemizin kahramanlarının tek bir ortak yanları vardı. İkisi de biraz abazaydı. Yalnız kovboy, atını siken insan, Sebastian ve Çatalkaya'nın ünlü bilge keşişi Abaza Hazarus'la yolları kesişmektedir. Hikayemizin kahramanı atını siken Hisarus, Sebastianus yollarının bilmediği yerlerde maceralar aramaktaydı. Fakat yorgun ve açtı. Geniş ovalarda, vadilerde ilerlerken sıcak bir yer bulma umuduyla ilerliyordu. Ve birden bir ev vurdu. Dumanı tütmekte, ışığı gelmekteydi. Karnı acıkmış, yorulmuş Sebastian eve doğru ilerlemeye başladı. Çok yorgundu, üşüyordu. Kaç gündür yemek yediğini, su içmediğini hatırlamıyordu. Var gücüyle ilerledi. Belki yemekten başka onu eğlendirebilecek bir şeyler de bulabilirdi. Tak 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 diye kapıyı çaldı. Kimdin o? Ben yılların obadası Sebastian. Hangi Sebastian? Sana haberim, kapıyı aç bacım. Şimdiden anlaşılmıştı ki gergin dakikalar bizi bekliyordu. Ve kapı açıldı. Yılların abazı keşişi Hazarus kapıdaydı. Ben buralara yemek bulmaya geldim yabancı. Şurada bizim balıkçı var abi. Bak yere sağa sola dönüyor. Evimi balıkçı mı geçeceksin? Yani yüzyılların abazı keşişi Hanzos İbirus. Aman yarabbi, o gözler, kenetlenmeler inanılmaz. Hazarus İbirus kudretli baltası almak için içeri aldı ve Sebastian'la karşılaştı. Çok kötü bir savaştı. Adam toplar. Evet, küfürler. Hazarus düt 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 düt. İnanılmaz bir savaş bizi bekliyor. Gidecek Sebastian burada. Ne kızlar, ne oğlan var, televizyon, internet yok. Evimizi geri alın. Aman yarabbim, kuvvetli ithamlar yükseliyordu. Sebastian kaçmaya ne olur, yaşandı.